kadık eşitliğe göre 4 üzeri x'i bulmaya çalışalım. Ben burada 9 3'ün kuvveti olarak yazdım. 3 üzeri 2x çarpı 3 üzeri eksi 2 şeklinde. 6'yı parçaladım 2 ve 3 şeklinde. Bunları da kuvvetlere dağıtırsam 3 üzeri 2x eksi 4 ve 2 üzeri 2x eksi 4. Peki 3'ün kuvvetleri var burada. Bunları diğer tarafa atar isem 3 üzeri 2x eksi 2. Bunlar diğer tarafa eksi olarak geçer. Eksi 2x artı 4. Burada 3'ün kuvvetine baktım. Buradan kaç geldi? 4'ten 2'yi çıkardım. 3'ün karesi eşittir 2 üzeri 2x eksi 4. Onu da ben 2 üzeri 4 16 olarak aldım aşağıya. Peki 2 üzeri 2x zaten aradığımız ifade, yani 4 üzeri x. Buradan da 16 çarpı 9. O da bize kaçı? 144'ü verecektir. Doğru cevabımız E'dir. Şimdi arkadaşlar AB'nin tam sayı olduğu söylemiş. A'ya değer vererek B'yi bulmaya çalışalım. 2'den büyük 3'ten başlayalım. Buraya ben eğer 3 yazarsam B'nin aralığı ne olur? 3'ü diğer tarafa attım 10. 3'ü diğer tarafa attım 6. Burada B'nin alacağı değerler nedir? 7, 8 ve 9'dur. Bunların toplamı da bize 24'ü verir. Kenarda kalsın. Şimdi daha sonra burada kaç verelim? 4 verelim buraya. O zaman 4 verdiğimizde B'nin alacağı değerler kaçla kaç arasında? 11 ile 4'ü diğer tarafa attık 8. Buradan da B eşittir 9 ve 10. Bunların toplamı da 19 oldu. Peki bir sonrakine bakalım. Yani 5 yazalım. 5 yazalım. Burada B'nin alacağı değerler 12, 5, 5. Burası 10. Peki arada değerimiz nedir? 11'dir. Peki burada alacağımız değerleri bulmuş olduk. Bunları toplayalım şimdi. 11, 19. Burası kaç oldu? 30 oldu. 24 de buradan geldi. 54. Doğru cevabımız D'dir. Şimdi arkadaşlar burada 5 tane faktöriyel verilmiş. 5 tane kutucuğumuz var. Bunlar eşitliği sağlayacak şekilde yerleştirelim. Ve A bölü B'nin de en küçük değeri istenmiş. Öncelikle biz tabii ki burada bölündüğü için 10 faktöriye buraya aldım. 7 faktöriye bölersem burada hangi değerlerimiz kalır? 10, 9, 8. Buradan da 720. Biz 6 faktörün 720 olduğunu biliyoruz. Buraya da ben 6 faktöriyel yazabilirim. 10'u kullandım, 7'yi kullandım. Burada nedir o zaman? Burası en küçük değer istenildiği için B'ye büyük değeri alıyorum. Burası 5. O zaman burası da 3 faktöriyel. Burası zaten kaçtı? 120. 6 ile çarparsam 720 olur. Yani eşitliği sağlayacaktır. Buna göre A bölü B'ye bakalım. A 7 faktöriyel. 7 çarpı 6 çarpı 5 faktöriyel. B'ye bölersem 5 faktöriyel. Bunlar sadeleşir. 6 çarpı 7 o da bize 42 verecektir. Doğru cevabımız B'dir. Arkadaşlar ABC'nin asal sayı olduğu söylenmiş. Burada ortak olan B'miz var. B parantezinde ben burayı A artı C eşittir 45 şeklinde. Bu da C'ler ortak. C parantezinde B eksi A eşittir 21 şeklinde yazabilirim. Bunlar asalsa ben burada asalları nedir? 3 ve 5'tir. B'ye ben 5 versem ne kaldı geriye? 9 kaldı. 9 kaldı. A'ya 2, C'ye de 7 veriyorum. 9 kere 5, 45'i verdi. Peki bunlar aşağıdaki ifadeyi sağlayacak mı? Ona bakalım. Peki C'miz kaçtı? Burası 7. Tabii çarpanlarda bir tanesi 7 ve 3 olacak. Peki B eksi A. B'ye ben 5 vermiştim. A'ya 2 vermiştim. Farkımız 3. Evet, eşitliği sağladı. Buna göre A kare 4. B karemiz 25 artı C kare 49. Toplayalım, burası 29, 49. Toplamlarda 78'i verecektir. Doğru cevabımız C'dir. Fx fonksiyonu verilmiş yukarıda. F2 eşittir 10 ise öncelikle burayı 2 yapalım biz. X eksi 1 bölü 3 eşittir 2 ise buradan x eşittir 6, 7 değeri geldi. X yerine 7 yazalım o zaman. Burası F2 eşittir 10. X yerine 7 yazdık. 7 çarpı 2 14 eksi A. Buradan da A eşittir. A eşittir 4 değeri gelir. A'mız kaçmış? 4. Peki biz FA'yı, yani F4'ü istiyoruz. Peki 4 gelmesi için burada ne yazalım şimdi? X eksi 1 bölü 3 eşittir 4. Buradan da x eşittir 12, 13 oldu. X yerine 13 yazalım. F4 eşittir 13 yazdık. 13 çarpı 2 26 eksi 4 dersek buradan da 22 değeri gelir. Doğru cevabımız A'dır. Şimdi arkadaşlar 4 basamaklı bir sayımız var. Rakamlar sıfırdan ve birbirinden farklı. Buradaki binler basamağını aldık. Diğer tarafa ekledik. Yani birli basamağını ekledik. Burası bir 4 basamaklı sayının ötelenmiş hali oldu. Peki birinci verilen sayıya bakalım. KLM8 sayısı. Burası LM8K oldu. Burasının 45 ile bölündüğü söylemekte. Hem 5 ile hem de 9'a tam bölünür. Biz burada K'nın 5 olduğunu söyleyebiliriz.
Peki L ile M'nin toplamına bakalım. 9'un katı olacaksa 13. Burada da L ile M'nin toplamı 5 olabilecektir. Aynı şekilde diğer 4 KDM sayısına bakalım. Burada K'nın biz 5 olduğunu söylemiştik. O zaman burası 5 LM 4 oldu, ödenilmiş hali. 11 ile tam bölünecek. Peki burada artı eksi artı eksi yaptık. L artı 4 eksi M eksi 5 eşittir 11'in katı olmalı. Yani 0 olabilir, 11 olabilir. Peki buradan da L eksi M eksi 1 eşittir. Burası 0 dersek L ile M'nin farkı kaçmış burası? 1 olacakmış. 1'i diğer tarafa aldık. Peki L ile M'nin toplamı 5 ise ben burada rakamları farklı olacak şekilde ne verebilirim ona bakıyorum. 3'e 2 verdiğimde farkları 1, yani burası 0 olur. Toplamlar da 5 olacaktır. Peki buna göre KDM sayısına bakalım. K'mız kaçtı? 5. L'miz 3 ve 2. 6 ile bölümünden kalan. Şimdi 2 ile zaten tam bölünecek. 3 ile bölümüne kalan bakarsak burası 10. 3'e bölümünde kalan 1 olacak. Buna göre 2'nin tam katı olacak ve 3'e bölümüne kalanı 1 olacaksa o zaman kalan 4 olur. Doğru cevabımız B'dir. Karenin eksi 1 olduğunu biliyoruz. E'nin 4. kuvveti 1'di. 2 eksi 1'den buradan 1 geldi. Peki E'nin 5. kuvveti 4'e böldüm 1. Yani buradan 1 artı i geldi. Çarpı i'miz var. Bir de 1 eksi i'miz var. Karmaşık iki tane iki kare farkımız var. Bunlar çarpımlarına daima birincinin karesi artı ikincinin karesi gelir. Çarpı bir de i'miz var. Peki çarparsak buradan da sonucumuz 2i olacaktır. Doğru cevabımız C'dir. Fx parçalı fonksiyonu bir a kümesinde tanımlı örten fonksiyon olduğu söylemiş. Birden a kümesi sorulmakta. X birden küçükler için bakalım. Bir yazdığımda burası kaç olacaktır? Dahil etmiyorum. 4. Daha sonra kaç olacak? 0 yazalım. Burası kaç olur? 3. Yani burası o zaman küçülecek. Eksi sonsuza kadar gidecektir. Burası o zaman kaçtan kaça kadar? Eksi sonsuzdan 4'e kadar diyebiliriz. Buraya bakalım. X'e 1 yazdım. Burası kaç oldu? 4. Şimdi 2 yazarsam kaç olacaktır burası? Yine 3 olur. Buradan da küçülecek. Yine eksi sonsuza kadar gidecek. Dolayısıyla o zaman burası yalnız dahil mi? Dahil. O zaman eksi sonsuzdan 4'e kadar 4 dahil olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla buradaki kümemiz diğerini kapsayacaktır. Dolayısıyla A kümesinin eksi sonsuzdan 4'e kadar olduğunu, 4 dahil olduğunu söyleyebiliriz. Doğru cevabımız A'dır. Arkadaşlar bir fx parabolümüz var. Fx parabolüm, ben şöyle yaklaşık grafiğini çizeyim. Şimdi x tepe noktasının eksi 1 bölü 2 olduğu söylenmiş. Burası eksi 1 bölü 2. Şimdi pozitif kökümüz burada 2 olduğu söylenmiş. Diğer kökü bilmiyorum. Ona da x1 dedim. X'in toplamının yarısı bana x1 eksi 1 bölü 2 verecek. X1 artı 2 bölü 2 eşittir eksi 1 bölü 2. İkiler gitsin. Buradan da x1 eşittir eksi 3 der. Diğer kökümüz eksi 3'müş. Peki y eksenin kestiği noktaya bakarsak burası da 12. O zaman ben bu paraboyu yazabilirim. Fx eşittir. Şimdi başka sayısının da zaten kaç olduğu söylenmişti. Eksi 2 olduğu söylendi. Eksi 2. Peki burada köklerimiz x eksi 2 ve x artı 3 oldu. Bu köklere göre yazdım. Buradan da biz f1'i bulalım o zaman. F1'imiz eksi 2. Buradan eksi 1 geldi. Buradan da 4 geldi. Çarparsak buradan 8 olacaktır. Doğru cevabımız B'dir. Yukarıdaki denklemin kökleri x1 ve x2 payda eşit diyelim. Burayı ben x ile burayı 3 ile eşitledim. Dolayısıyla x kare artı 6 bölü 3x'imiz var. Eşittir burası kaçmış? 7 bölü 3. 3 ile de gitsin. 7x'i x'i diğer tarafa aldım. 7x. X'in karesi eksi 7x artı 6 eşittir 0. Çarpanları ayırdık. Buradan x 6 eksi 1 x'e x, yani köklerimiz x eşittir 6 ve x eşittir 1 olur. Buradan farkını mutlak değer istenmiş. Farkını mutlak değer de 5 olacaktır. Doğru cevabımız C'dir. Biz öncelikle yukarıdaki eşitsizliği sağlayan x tam sayıları bulmaya çalışalım. Şimdi öncelikle buradaki köklere bakarsak eksi 6'ya 6. Burada çarpanla ayıralım. Burası 11'e eksi 11'e eksi 2. Yani köklerimiz ne oldu o zaman? 0'a eşitlersem eksi 6'mız var. 2 var. 6 var. Ve 11 var. İşaretine bakalım. X kare x kare pozitif pozitif. Yani artı ile başlıyorum. Artı eksi artı eksi ve artı. Sıfırdan küçük eşit olan kısımlar burası ve burası. Eşitlik söz konusu. Dolayısıyla o zaman burada köklerimiz dahil.
Şimdi bunları sallayan kartları yazıyorum, torbaya atıyorum ve rastgele seçilen bir kartın çift olduğu bilindiğine göre pozitif olma. Şimdi çift olanlara bakalım o zaman. Eksi 6, eksi 4, eksi 2, 0 ve 2 alabiliyorum. 6'dan devam edelim. 6, 8 ve 10. 3, 6, toplamda kaç tane? 8 tane. O zaman sayımız var. Pozitif olmasına bakarsak 1, 2, 3, 4 tane. Olasılığımız o zaman 4 bölü 8 yani 1 bölü 2 olacaktır. Doğru cevabımız E'dir. Aşağıda px polinomunun grafiği verilmiş. Biz de eklemini yazmaya çalışalım. Köklerine göre yazıyorum. Başka sayısı çok da önemli değil. A diyelim şimdilik. X artı 4 çarpanımız var. X eksi 2 ve x eksi 6 çarpanımız var. Peki hangileri sadeleştirerek burası bir polinom belirtir? Yani tam bölünmesi gerekiyor. X'in kuvvetleri doğal sayı olması lazım. Peki 2 birim eklersek yani bunlar da çarpanlardan bir tanesi x olur mu? X yerine x artı 2 eklersek bakın şurada ne gelir? X gelir. Bunlar sadeleşir bir polinom belirtir. Peki x yerine x eksi 1 eklersek x artı 3 çarpanımız var. Bakın burada x yerine x eksi 1 yazarsam x artı 3 çarpanımız olur. Yani tam bölünür. Burası bir polinom belirtir. Üçüncüye bakalım. Px 2x yazarsak. Bunda da çarpanlardan biri x artı 2 olur mu? Bakın yine burada ben x gördüğüm yere 2x yazarsam burası 2x artı 4. X artı 2 ile tam bölünür. Dolayısıyla buradan yine bir polinom belirtecektir. Tamamının doğru olduğunu söyleyebiliriz. Doğru cevabımız E'dir. Logaritma 10 tabanlı 2x'miş. Peki buradaki ifade x türünde bulalım. Ben taban değiştirdim. Logaritma 25 bölü. Logaritma 4 şeklinde yazdım. Logaritma 25'e ben logaritma burayı 5'in karesi yani 2 tane logaritma 5. Burayı da 2 tane logaritma 2 şeklinde yazabilirim. Şimdi burada ikiler sadeleşsin. Logaritma 2'miz kaçtı? Burası x. Peki logaritma 5'te biz 10 türünden yazalım. Yani logaritma burası 10 bölü 2. Aşağıda neyimiz var? X. Peki burayı açalım. Logaritma 10 eksi logaritma 2 yani 1 eksi logaritma 2 şeklinde yazarsam logaritma 2'ye de biz x diyelim. Dolayısıyla buradan da 1 eksi x bölü x olacaktır. Doğru cevabımız A'dır. Fx ve g bileşke fx fonksiyonları verilmiş. Biz fx'i biliyoruz. G altında yazalım. Burası nedir? Logaritma 3 tabanında x eksi 1 eşitliğin diğer tarafı x artı 3. Peki burada biz gx elde edelim. Yani buradaki fonksiyonu o zaman tersini alıyorum. Buradaki fonksiyonu şöyle eşittir. Y eşittir logaritma 3 tabanında zaten x eksi 1'di. Bu fonksiyonun tersini alırsam y yerine x yazılır. 3 üzeri x. X yerine fonksiyonun tersi yazılır. Buradan da fonksiyonun tersi eşittir. 3 üzeri x artı 1 oldu. Peki o zaman buradan ne geldi? Gx geldi eşittir. Ben x gördüğüm yere ne yazdım? 3 üzeri x artı 1 yazdım. 3 de orada vardı. 4 oldu. Yani gx fonksiyonu elde etmiş olduk. Peki üzerindeki bir noktanın toplamları yani absine x dersem y'si de zaten burası. 3x, 3 üzeri x artı 4 eşittir 8. Buradan da 3 üzeri x artı x eşittir 4 oldu. Bu eşitliği sağlayan x değerimiz kaçtır? 1. Bize ordinatı sorulmuş yani y değeri sorulmuş. X'imiz 1, y'imiz de 7 olacaktır. Doğru cevabımız D'dir. Px polinomu 3. denklem bir polinom olduğu aynı zamanda tek bir polinom olduğu söylemiş. Px ile p-x'in toplamı eğer sıfırsa tek polinomdur. O zaman px'i ben şöyle yazabilirim. Ax küp artı bx şeklinde x kare ve sabit terim olmaz. Çünkü tek fonksiyon olduğunu söylemiştik. P2 2 burada yerine yazalım. 2 eşittir 8a artı 2b. 3'ü 18 olarak eşitleyelim. Buradan da 3'ün küpü 27a artı 3b. Yukarıda 2'ye böldüm. Burası o zaman ne oldu? Şöyle 4a artı b eşittir 1. 3'e bölelim. Buradan kaç geldi? 9a artı b eşittir. 3'e böldük 6. Alttaki ifadeyi ben veya yukarıdaki ifadeyi x ile çarpıyorum. Farkımız kaç oldu? Burası 5a eşittir 5. A eşittir buradan 1 değeri gelir. A 1 ise A yerine 1 yazdım. B eşittir. Eksi 3 oldu. Eksi 3 şöyle düzeltiyorum. Bizden ne istemiş? Katsayılar toplamı yani A ile B'nin toplamı. O da bize eksi 2 verecektir. Doğru cevabımız B'dir. A ile B'nin ardışık iki tam sayı olduğu söylenmiş. Logaritma 2021'in yaklaşık değerine bakalım. Tabanımız kaç? 10. Burası 2021 kaçta kaç arasında? 10'un karesi 100.
10'un küpü 1000. Demek ki o zaman 10 üzeri 3'ten büyük. Yani 10 üzeri 3 ile 10 üzeri 4 arasında. Yani yaklaşık değeri 3 virgül bir herhangi bir sayı. Dolayısıyla buradaki o zaman ardışık tam sayıların biz 3 ve 4 olduğunu söyleyebiliriz. Buna göre kareler toplamda 3'ün karesi 9, 4'ün karesi 16, toplamlar 25 olacaktır. Doğru cevabımız B'dir. Arkadaşlar A ve B kümesi verilmiş. K kümesine bakalım. Burada A birleşim B'nin alt kümesi. Aynı zamanda A kesim B'yi de kapsamakta. Buna göre K'ya bakalım. A kesim B'de neler var? B'ler ortak, başka D'ler ortak. Yani burada B ve D kesinlikle olmalı. B ve D'yi o zaman sildim. Aynı zamanda A birleşim B'nin de bir alt kümesi olacağı için diğer elemanlara bakarsak farklı 1, 2, 3, 4 tane elemanımız var. Peki bu 4 tane elemandan 2 üzeri 4, 16 tane farklı bir K kümesi yazabilirim. Doğru cevabımız E'dir. Arkadaşlar A'nın bir aritmetik dizi olduğu söylemiş. 1'den 7'ye kadar yani A1, A2, A3, A4, A7'ye kadar olan sayıların toplamı ilk 7 terim toplamı yani S7. Peki S7'miz neydi? Formu hatırlayalım. Burası 7 bölü 2 A1 artı A7 eşittir. Kaçmış burası? 98. Şimdi her iki tarafı ben 7'ye böldüm. 7'ye böldüm. Buradan kaç geldi? 14. O zaman A1 artı A7 eşittir. 2 ile çarparsam burası 28 oldu. Kenarda kalsın. Aritmetik dizi A6'ya bakalım. Ben burayı A1 artı 5K şeklinde ortak farka K dedim. 4'ten A1'i eşit. O zaman A1'i diğer tarafa aldım. 5K eşittir. 3 tane A1. Şimdi buradan devam edelim. A1 artı A7 ile A1 artı 6K şeklinde yazarsam 28. Şimdi A1 yerine burada ben her iki tarafı 3'e bölersem 5K bölü 3 yazıyorum. 2 ile çarparsak 10K bölü 3 artı 6K eşittir 28. Buradan kaç geldi? 18, 28 oldu. 28K bölü 3 eşittir 28. Buradan da biz K'nın 28'e gitsin 3 olduğunu söyleyebiliriz. K'mız 3. Peki burada yerine yazalım o zaman. Şöyle burası neydi? 5K 3 tane A1. 5 çarpı 3 15 eşittir. 3 tane A1 yani A1 eşittir. Buradan 5 değeri gelir. Dolayısıyla 5, 3 eklersem 8, 3 eklersem 11, 3 eklersem 14 şeklinde devam edecek. A2 ile A3'ün toplamı 8, 11 toplamları 19 olur. Doğru cevabımız C'dir. Arkadaşlar AN'in bir aritmetik dizi olduğu söylenmiş. İlk N terim toplamı SN. Şimdi biz öncelikle S1'den başlayalım. S1 aynı zamanda A1'e eşit bir yazında. Buradan kaç geldi? 9. S2'ye bakalım. Yani A1 artı A2 eşittir. 2 yazdık. 4 çarpı 2'den 8. 2 yazdık. 14. Toplamları 22 oldu. Burada A1'imiz kaçtı? 9. O zaman A2'miz kaç olacaktır? Diğer tarafa atarsam A2'miz 13 olur. Yani ortak farka baktığımda K dedim ben. A1, A2 arasındaki farkımız kaçtı? 4. Burada A1'in de zaten 9 olduğunu biliyorum. Ben genel terim o zaman şöyle yazıyorum. Burası 4n artı kaç olacak? Bir yazımda 9 olması için an eşittir 4n artı 5 olur burası. İki basamaklı en büyük terimini bulmaya çalışalım ve iki basamaklı en küçük. Bir yazarsam 9'du. 2 yazarsam kaç gelir? 8, 5, 13. Yani en küçüğümüz şu an 13. En büyüğü bulalım. Şimdi en yerine 25 yazarsam 105 olur. 105 ise buradan 4 çıkarırsam 101. 4 çıkarırsam o zaman burası kaç oldu? 97. Yani en büyük de 97 olur. X arasındaki fark istenmiş. Farkımız da buradan 84 olacaktır. Doğru cevabımız D'dir. Fx fonksiyonu parçalı fonksiyon olarak verilmiş. Peki f artı g'nin x eşittir 1'de sürekli olduğu söylemiş. Peki x 1 için bakalım. Şimdi öncelikle soldaki limite bakıyorum. Yani f 1'e soldan, g 1'e soldan yaklaşalım. Eşit olmalı. Aynı zamanda f 1'e sağdan ve g 1'e sağdan yaklaşalım. Peki buna göre f 1'e soldan yaklaştığımızda 1 yazdık. Kaç oldu burası? Eksi 1. f 1'e sağdan yaklaşalım. Buradan kaç geldi? 3. Bize ne istemiş? G1'e soldan yaklaştığımızda yani burası bir de sağdan yaklaşalım. İkisinin farkı istemiş. Yani bunu ben diğer tarafa aldım. G1'e soldan yaklaştık. Eksi G1'e sağdan yaklaştık. Eksi 1 diğer tarafa atarsam buradan da 4 olacaktır. Doğru cevabımız A'dır. Arkadaşlar aşağıdaki şekilde fx fonksiyonun grafiği verilmiş ve burada bir noktasından teğet olan doğru verilmiş.
Peki bizden istenen ifade g x'e, x işte 1'de çizilen teğet denklemi istemiş. Öncelikle biz g türev 1'i bulalım. Ben f eksi buradan aldım, buraya yazdım. Çarpmaya göre türev alıyorum. F'in türevi çarpı g, g'nin türevi çarpı f eşittir. X karenin türevi 2x. Bir yazalım, f türev 1. F türev 1'e bakarsak buradaki geçen doğrunun eğimi, o da bize eksi 2 verecektir. Eksi 2 buradan g1 artı g türev 1, zaten biz bunu bilmiyoruz. Bir de f1'e bakalım. X yerine 1 yazarsam y değerimiz kaç? 2 eşittir. Buradan x yerine 1 yazdım, 2 oldu. Şimdi g1'i bulalım. X yerine 1 yazdım, 1 yazdım. Buradan 1 bölü f1. F1'imiz kaçtı? 2, yani 1 bölü 2 oldu. Peki burada ben 1 bölü 2 yazarsam eksi 1 artı 2 tane g türev 1 eşittir 2. Diğer tarafa alalım, g türev 1 eşittir. Burası 3 bölü 2 oldu. Yani burası teğetin eğimi kaç olmalı? 3 bölü 2 olmalı. Peki fonksiyondaki belirli noktamız kaçtı? Eksi 1, y'si 1 bölü 2 idi. Yani 1'e 1 bölü 2 noktasından geçen, eğimi 3 bölü 2 olan bu doğruyu yazalım o zaman. Y eksi 1 bölü 2 eşittir 3 bölü 2 çarpı x eksi 1. Peki 2 ile şöyle payda eşitledik. Burası 2y eksi 1 eşittir. Buradan da 3x eksi 3. Bunları diğer tarafa alalım. Burası, bunları diğer tarafa aldık. O zaman şöyle olsun. 3x eksi 2y eksi 1. Sağ taraf alırsam buradan eksi 2 eşittir 0. Buna göre bakarsak doğru cevabımız E'dir. Şimdi yukarıdaki verilen eşitliğe göre biz f türev 1 bulalım. Karşılıklı türevini alıyorum. F türev x eşittir. Burası 8x artı g türev 3x eksi 1. İçinin türevinden çarpı 3'ümüz var. Peki f türev 1'de x yerine 1 yazdık. F türev 1 eşittir. Burası 8. G türev burası kaç yaptı? 2 çarpı 3. Peki bu zaten bize verilmişti, 5. 5 çarpı 3 15. 8 eklersen bize 23'ü verecektir. Doğru cevabımız B'dir. Şimdi 24 santimetre uzunluğunda bir teğetimiz var. Bükülerek burada bir daire dilimi elde ettik. Alanın en büyük olmasını istiyoruz. Merkezi açıya ben alfa dedim. Burası R. Burası o zaman 24 eksi 2R oldu. Peki AB yayımız ne kadarmış? 24 eksi 2R. Yay uzunluğu hatırlayalım. 2 pi R, 2 çarpı pi çarpı R çarpı alfa bölü 360 idi. Peki buradan alfa bölü 360'ı yalnız bırakalım. Ben her ikisini 2'ye böldüm, 2'ye böldüm, 2'ye böldüm. Burası 12 eksi R oldu. Buradan da alfa bölü 360 eşittir 12 eksi R bölü pi çarpı R oldu. Alana geçebiliriz. Alanımız neydi şimdi? Pi R kare alfa bölü 360 pi çarpı R kare, alfamız 12 eksi R bölü pi çarpı R. Bunlar sadeleşsin, R'ler gitsin. Açalım R'yi. Buradan 12 R eksi R kare. Şimdi en büyük olmasını istiyoruz. Türevinin köküne bakalım. O zaman A'nın türevini aldım, R'ye bağla. Buradan 12 eksi 2 R, yani 0'a eşitler ise R eşittir. Buradan 6 değeri gelir. Peki buradan AOB açısının ölçüsü istenmişti. Buradan da şurada yerine yazalım o zaman. R yerine 6 yazarsam 6 bölü pi çarpı 6. 6'lar sadeleşti. Peki 360 neydi? Radyan türünden 2 pi. O zaman burası da 2 pi bölü pi. O da bize 2'yi verecektir. Doğru cevabımız C'dir. Şimdi arkadaşlar yukarıda bir doğrumuz var. 2x artı y eşittir 0 doğrusu. F fonksiyonu bu arada kalan bölgenin alanı. X yerine 2 yazarsam y eşittir eksi 4. Yani bu uzunluğumuz kaç oldu? 4 oldu. X yerine 2 yazarsam burası kaç oldu? Y eşittir eksi 2x. Yani uzunluğumuz da 2x oldu. Buradaki bölgenin alana bakalım. Yani ben fx'i yazıyorum o zaman. Şimdi alt taban artı üst taban ne olur? Burası 2x artı 4 çarpı yüksekliğimiz x eksi 2. Bir de bölü 2'miz var. Peki şu ikiler sadeleşsin. Burası kaç oldu o zaman? X artı 2 çarpı x eksi 2. Yani aslında x kare eksi 4'müş. Peki limite geçebiliriz o zaman. Limitimiz x 2'ye sağdan yaklaşalım. Yukarıdaki 2 küp farkımız var. Burası o zaman x eksi 2 çarpı x kare artı 2x artı 4 şeklinde açabiliyorum. Paydamızda fx var. Yani x eksi 2 ile x artı 2'miz vardı. Zaten x yerine 2 yazarsam tanımsız olur. Dolayısıyla bunlar sadeleşti. Şimdi ben x yerine o zaman 2 yazabilirim. Burası 4, 4, 4. Yani 12 oldu. Buradan da kaç geldi? 4.
12 bölü 4, o da bize 3'ü verecektir. Doğru cevabımız C'dir. Arkadaşlar x açısı 0 ile 45 arasında herhangi bir değer alabilirim. Ben 1 aldım. 1 aldım, burada ne kaldı? Sinüs 89. 1 yazdım, burası kosinüs kaç oldu? 179. Burası aynı zamanda ne eşit? Eksi 180'den çıkartıyorum. Kosinüs 1. Yani eksi aslında burası 89'a eşittir. Yine buraya biz x yerine 1 yazalım. Burası 269 oldu. Tanjant. Peki tanjant burası kaçıncı bölge? Üçüncü bölgede pozitif. 180 artı ben buraya kaç yazabilirim? Yine 89 şeklinde yazarsam burası o zaman tanjant 89 oldu. Peki tanjant 89 var. Eksi artı. Tanjant tabii ki en büyüktür burası. İki açı değerleri aynıysa tanjantın değeri daima daha büyüktür. En büyük c'miz var. Burası zaten negatif. Burası pozitif. A o zaman daha büyük olur. C, A, B şeklinde büyüklük sıralaması olacaktır. Doğru cevabımız D'dir. Şimdi arkadaşlar Px boylamının x-3 ile bölümden kalan 15 ise o zaman P3 eşittir 15 olacaktır. Katsayılar toplamı x yerine 1 yazılır. P1 eşittir 6. Birinci türevi de P üssü x olarak verilmiş. Peki buradaki verilen ifadenin integralini alalım. Üstünü bir artırdım, böldüm. Buradan x kare 4 geldi. Px'in türevinin integrali kendisi. Px sınırlarımız 3'ten 1'e. 3 yazalım. 3'ün 4. kuvveti 81. Eksi P3 kaçtı? 15. Eksi 1 yazalım. Buradan 1 geldi. Eksi P1'imiz kaçtı? 6. Peki buradan ne gelsin? 81 eksi 15. Eksi burası kaç oldu? Eksi 5'ti. Eksi 5 artı 5 oldu. Toplarsak buradan da eksi 10. 10 çıkarırsam buradan da 71 değeri gelir. Doğru cevabımız E'dir. Şimdi arkadaşlar 0, 6 kapalı aralığında f fonksiyonu sürekli olduğu söylemiş. Öncelikle bir 0 ile 4 aralığına bakalım. Burada türevimiz nedir? Eksi 3. Burası f türev. Peki direkt integral alırsam burası eksi 3x artı. Bunun sabit değerine c1 diyelim. Peki diğer taraftan da 4 ile 6 arasına bakıyorum. Burada y değerimiz, yani türev değerimiz kaçtı? 1. İntegralde o zaman x artı c2. 0 ile 6 aralığında sürekli olduğuna göre buradaki sabit değerlere bakalım. Yani burası sürekli olacak. Peki burada 4, 4. O zaman bu 4 için bu değerlerimizin birbirine eşit olması gerekiyor. Peki c1 eksi 12 eşittir. Burada da c2 artı 4 diyelim. Buradan c1 eksi c2 eşittir. 12, 4, 16 olur burası. Şimdi birinci ifadeye bakalım. F0. F0 x yerine 0 yazarsam buradan c1 geldi. C1. F6'ya bakalım. 6 yazarsak 6 artı C2. 6 artı C2. Biz C1 ile C2 arasındaki farkı biliyoruz. 16. Eksiği açarsam C1 eksi 6 eksi C2. 16, 6 çıkarsam bize onu verecektir. Doğru. Peki F1'e bakalım. Şimdi F1'i tabii ki burada yerine yazalım. Buradan C1 eksi 3 oldu. C1 eksi 3 büyük müdür? F3'ten. 3 yazarsak 3 artı C2'den. Peki C2 diğer tarafa aldım. C1 eksi C2 16. 16'dan 3 çıkardım burası. 13 büyüktür 3. Evet bu da doğru. F4 yerel minimum değeri vardır. Bakın türevi sıfırdan küçük, türevi sıfırdan büyük. Yani azalmış, artmış. Burada bir minimum değeri vardır. Evet doğru. Buna göre tamamı doğru. Doğru cevabımız E'dir. Şimdi yukarıdaki verilen bilgilere bakalım. X artı y eşittir. 2 doğrumuz var. Diğer tarafta da y eşittir. X'in kök derecesi a olarak verilmiş. Peki alanlara bakalım. Burada a1'in a2'ye oranında 5'e 3 olarak verilmiş. Peki ben buradaki a2'ye şöyle 3s dersem burası da o zaman 5s olacaktır. Toplam 8s eşittir. Buradaki dik üçgenin alanı 2 çarpı 2 bölü 2. Yani buradan da s eşittir. 1 bölü 4 değeri gelir. Peki burası 1'e 1 noktası. Öncelikle şu taradığım kısmın alanına bakalım. Burasının tamamı 5s'ti zaten. Burası 1 birim, burası 1 birim. 1 çarpı 1 bölü 2'den burası 1 bölü 2 olur. Peki tamamı burası neydi? 5s. Yani burası o zaman 5 bölü 4. Buradan 1 bölü 2'yi çıkarırsam, yani aslında 2 bölü 4'ü çıkarttım. Buradan kaç geldi? 3 bölü 4. Buradaki alanımız 3 bölü 4. Şimdi buradan yürüyelim. Şimdi o zaman integralimiz 0'dan 1'e kadar kökün derecesi x üzeri 1 bölü a dx diyelim. Üstünü 1 artırdım böldüm. 1 bölü a artı 1 bölü 1 bölü a artı 1 eşittir. Bu da tabii ki sınırlarımız 1'den 0'a. 1 yazarsam 1.
Buradan da ne geldi? A artı 1 bölü A. Ters çevirdim. A bölü A artı 1. Peki buradaki alanımız kaçtı? 3 bölü 4. Buradan da biz A'nın 3 olduğunu söyleyebiliriz. Doğru cevabımız D'dir. Şimdi arkadaşlar yukarıdaki verilen denklemin çözüm kümesini bulmaya çalışalım. Paydaşı diyorum. Burayı kos kare ile, burayı da 1 artı sin kare ile. O zaman kos kare artı sin kare artı 1. Paydamımızda ne var? Kos kare çarpı 1 artı sin kare eşittir. Buradan da 32 bölü 7 var. Peki yukarıda kos kare artı sin kare neydi? 1. Burası 2 oldu. Yani 16. Peki kos kareyi biz 1 eksi sin kare şeklinde yazabiliriz. Buradan da 1 eksi sin kare 1 artı sin kare. Burası 1 eksi sinüsün 4. kuvveti. Peki yukarıda 1 de çarpmaya göre tersini alırsam burası kaç oldu? 7 bölü 16. Eksine yer değiştirelim. Sinüsün 4. kuvveti 1 eksi 7 bölü 16. Buradan kaç geldi? 9 bölü 16. Buradan da sin kareyi bulalım. Sin kare eşittir. Kökünü alırsam buradan 3 bölü 4 ya da eksi 3 bölü 4 olur. Tabii ki tam kare olduğu için burası negatif olamaz. Şimdi sin kare, buradan da sinüse geçelim. Sinüs kökünü alırsam buradan kök 3 bölü 2 ile eksi kök 3 bölü 2 değeri gelir. Kaçla kaç arasında? 0 ile 3 pi bölü 2, yani 270 arasında sinüsün alacağı değerlere bakalım. Kök 3 bölü 2 normalde nedir? 60'tır. X eşittir 60, yani pi bölü 3. Bir de ikinci bölgede kaçtır? 2 pi bölü 3. Peki buradan geldi. Şimdi eksi kök 3 bölü 2'ye bakalım. Yani üçüncü bölgede 180 pi artı pi bölü 3. Üçüncü bölgede 60 derece. Peki buradan da 4 pi bölü 3 olur. Bize ne istenmişti? Bunların toplamı. Hepsinin toplamına bakarsak 4 pi bölü 3. Buradan da zaten kaç geldi? 3 pi bölü 3 toplarsak 7 pi bölü 3 olur. Doğru cevabımız A'dır. Arkadaşlar birim çemberimiz var. Birim çember üzerinde alınan bir noktamız C noktası. Bunun absis ve ordinatına bakalım. Absisimiz bize kosinüs alfayı, ordinatta sinüs alfayı verecektir. Peki buradaki o zaman yüksekliğimiz nedir? Kosinüs alfa. Öncelikle ben buradaki alana ne diyorum? B alanı, buradaki alanı da A alanı diyelim. Bize ne istenmiş? Yani A'nın B'ye oranı istenmiş. Şimdi B alanı ben şöyle yazıyorum. Tabanımız 1, yüksekliğimiz kosinüs 1 çarpı kosinüs alfa bölü 2 olur. Şimdi A alanına bakalım. Şimdi burası tanjant doğrusu, x eşittir 1 doğrusu. Dolayısıyla burası o zaman tanjant alfa. Burasının zaten 1 olduğunu biliyoruz. Buradan da 1 çarpı tanjant alfa bölü 2. Peki bunların oranları istenmiş. Oranlayalım o zaman. Şuradan 1 bölü 2 daha gider. Tanjant bölü kosinüs, o da tanjantı ben sinüs bölü kosinüs şeklinde, 1 bölü kosinüs şeklinde yazarsam buradan da ne gelecektir? Sinüs bölü kosinüsün karesi gelir. Doğru cevabımız C'dir.